Tarım sektörüyle devam ediyoruz. İlham verici deneyim girişimi özel ödülü almış İGDAŞ Mobil Müşteri Deneyimi Müdürü Sayın Ertuğrul Aktaş'ı sahneye davet ediyorum. Umarım sesim geliyordur. Herkese iyi akşamlar tekrar. Öncelikle sözlerime başlamadan önce bu güzel gece için Nice Medya ekibine teşekkür ediyorum. Biz İGDAŞ olarak yaklaşık yarım asırdır, yarım asırdan da fazla Türk tarımının merkezinde yer alıyoruz. %20'lik bir pazar payıyla da sektörü lider olarak sürdürüyoruz. Uygulamamızdaki temel amaç yapmış olduğumuz gözlemler, pazar araştırmaları ve saha gözlemlerinden çıkan sonuçlarda çiftçilerimizin yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi aslında verimlilik sorunu. Ekinlerindeki verimliliklerin düşüklüğü ve buradaki katma değerli hizmetlerden yararlanamama. Biz İGDAŞ olarak bu noktadaki fırsatları değerlendirip mobil uygulamamızda katma değerli servisleri bir araya getirmek istedik. Uygulamamızın en temel özelliklerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Uygulamamız çiftçilerin tarlalarını sisteme ekleme prensibiyle çalışıyor. Tarlalarını sisteme ekledikten sonra çiftçilerimiz kendilerine sağlamış olduğumuz katma değerli hizmetleri kolaylıkla ve ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar. En temel özelliklerden bazıları şu şekilde sıralayabilirim sizlere. Özellikle zirai meteorolojik bildirimler konusunda tarlalarıyla ilgili detaylı bilgi alabiliyorlar. Gübreleme öneriyle ilgili bilgilendirmeler alabiliyorlar. Onunla birlikte canlı yağış takibi, fırtına takibi, tarlanın su stresi gibi özellikleri uygulama üzerinden kolaylıkla erişme şansları var. Onun dışında müşteri deneyimi açısından çok kıymet verdiğimiz diğer bir özellik de çiftçilerimizin uzmanına sor hizmetiyle birlikte 7x24 esasına dayalı tarlalarıyla ilgili, ekinleriyle ilgili sistemimizde bulunan uzman ziraat mühendisleri tarafından sorularına ve isteklerine çözüm önerileri geliştiriyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz mevcut tarlaları ve ekinleri üzerinde katma değerli sorularına katma değerli cevaplar bulmuş oluyorlar. Amacımız Türkiye çiftçisinin yaşadığı problemleri ortadan kaldırmak, orta ve uzun vadede çiftçilik deneyimini tekrar tasarlamak ve böylece verimlilik artışı sağlayarak da Türk tarımının, Türk ekonomisinin yanında olmak. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.